Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kalel abdu la ilahe illallah harakatis semavati hatta takife beyne yedeyillah. Feyekulu uskuni keyfe eskunu ve lem yufer li kaili. فَيَقُولُ مَا أَجْرَيْتُكِ عَلَى لِسَانِي وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimat ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ kâler raculu li ahihi cezâkallâhu hayran kesîrâ. Evet. Şimdi birisi bize bir iyilik etti mi o iyiliğe iyilikle cevap vermek lazım. Bu normal olan her müminin insanın görevi. Kötülüğe iyilikle cevap vermek kahraman müminlerin işi. Böyle kim var? Mevlana var. Yunus Emre var. Hani onun gibi çok salih müminlerin işi kötülük etse bile iyilik ediyor. Mesela İmam Azam ve Ebu Hanife Hazretleri'nin komşusu varmış. Son derece büyük bir alim. Herkes çok seviyor İmam Azam'ı. Zamanın valisi de çok seviyor. Devlet adamları da çok seviyor. Hürmet ediyorlar. Şimdi de hocalara hürmet ederler bizim insanımız. Onu da çok seviyorlarmış. Komşusu ayyaş bir herifmiş. Akşamcı bir herifmiş. Her akşam evine gelirmiş kapı komşusu, duvar komşusu. Rakı masasını kurarmış. Çilingir sofrasını kurarmış. Hanımlarına def çaldırırmış. İşte şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Onları da söylettiriyor. Ağzı çıktığı kadar sarhoş kafayla. Komşuları duyarmış. İmam Azam'ın bu rahatsız olduğunu. İmam Azam yok ben öyle bir şey bilmiyorum, yapmıyorum. Hiç şikayet etmiyormuş. Vali, hocam bir şikayet et. Şu adamın defterini düreyim. Çok seviyor İmam Azam'ı. Rahatsız ediyor. Her gece çalgı çalıyor, def çalıyor, şarkı söylüyor, nara atıyor, sarhoş oluyor. Bir şikayet et hocam. Yo, ben öyle bir rahatsız değilim. Benim öyle kötü komşum yok falan. Yanaştırmıyor valiyi. Subaşının emniyet müdürünü hayır efendim diyor benim öyle bir şeyim yok şikayetim yok. Şimdi bu adam bir gün eve kadar sabredememiş iş yerinde içmiş şarabı evine kadar gelemeden yolda sızmış kalmış ve onu zaptiyeler yakalamış. Bu Ali bir bakmış o İmam Azam'ın her akşam bağıran çağını onu rahatsız eden herif. Oh demiş tam yakaladım. Atmış içeriye. Tabi adam içeriye atılınca o gün çilingi sofrası kurulmamış, naralar atılmamış, defler çalınmamış, şarkılar, türküler söylenmemiş.
İmam-ı Azam demiş hanımına, yahu demiş komşu öldü mü ya? Bilmiyorum demiş. Bir bak gitmiş eve, hanımları ağlayıp duruyor, gözleri iki çeşme. Ne oldu? Sorma komşu, bizim adamı yolda sızmış kalmış, eve kadar gelememiş. Zaptiyeler yakalamış, içeri atmışlar. Ondan ağlıyorlar. Böyle söyleyince hemen İmam-ı Azam yemek falan yememiş. Hemen ver demiş benim latamı, üstünü giyinmiş, doğru valiliğe. Vali onu çok seviyor ya. Vali bey demiş, benim komşumu çıkar dışarıya. Yapma hocam demiş, ben aylardır peşindeyim yakalamak için, sen şikayet etmiyorsun. Şimdi kıstırdım demiş, suçüstü yakaladım. Yok demiş, ben şikayetçi değilim. Beni seviyorsan eğer, beni hoca tanıyorsan, bu komşumu derhal çıkaracaksın buradan. Yoksa merhaba demem seninle. Hakkımı da helal etmem. Beni sevdin, saydın filan deme demiş. Beni sevip sayıyorsan bu komşumu demiş çıkaracaksın tevkifhaneden. Yapma, yok demiş. Bak kesin söylüyorum. Peki demiş. Oflaya puflaya adamı salıvermiş. Adam tabii sarhoş yakalandı ya, zaten şer'an dinen sopa yiyecek, cezası var sarhoş olmanın. Demiş kim çıkarttı beni? Demişler komşun geldi, valiye rica etti. Vali dirense de bastırdı, çıkarttı seni. Yapma ya. Yıllardan beri herif ben demiş her akşam bağırıyorum, çağırıyorum, rahatsız ediyorum. Beni kurtardı ha. Evet kurtardı. Adam tevbekar olmuş. Güzel Müslüman olmuş. Evet. Bu kötülüğe iyilik. Kötülüğe iyilik. Bunu sen yapabilir misin? Elime geçirsem mi ne yaparım? Bizimki o. Evet. Ve cezaü seyyiyetin seyyiyetün mislühe. Sana bir kötülük edildi mi? Onun aynı karşılığını ceza olarak istemek senin hakkın. Adalet bu. Ve men afa ve aslaha fe ecruhu alallah. Ama kim vazgeçtim ya. Ben davacı değilim. Affettim. Şikayetim etmiyorum dedin mi? Affedersen diyor, sulh olursan ecri Allah'a aittir. Bu kahramanlık. Bunu yapanlar işte böyle imam oluyor. Büyük insanlar oluyor. Evet. Şimdi bir iyilik yapıldı mı, sen de iyilikle cevap vereceksin. Oradan buraya geldik. Fakirsin. Adam sana maddi bir iyilikte bulunmuş. Ama senin imkanın yok. En azından teşekkür ederim diyeceksin. Teşekkür ederim diyeceksin. Bu dinimizin emri. Öyle diyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmez. İnsanlar teşekkür etmeyen, ona alışmayan adam Allah'a da teşekkür etmez. Halbuki Allah'ın sayılamayacak kadar nimetin içinde yüzüyoruz her gün. İnsanlara teşekkür dinimizin emri. Şimdi adam sana bir iyilik yaptı. Ona teşekkür etmek lazım. Maddi bir şey yapamıyorsan, yapıyorsan hemen cevap ver. Hatta o bir yaparsa sen iki iyilik yap ona. Dinin emri bu. Ama imkanın yok, iyilik yapamıyorsun. Diyor ki teşekkür etmekle beraber cezakallahu hayran kesira. Allah sana çok hayırlar versin. İyilik gördü ya, ondan maddi bir karşılık veremiyor, imkanı yok. Cezakallahu hayran kesira. Allah sana çok hayırlar versin dedi mi? Yani Allah sana çok sevap versin dedi mi? Fakat eblega fit senai, en güzel teşekkürü, en güzel övgüyü yapmış olur. Karşılığını vermiş olur. Bu kelimeyi söylerseniz minnetten kurtulursunuz. Ya bana, ben bu bana iyilik etti, karşılık göremedim. Karşılığını aldınız. Cezakallahu hayran kesira. Dediniz mi? İyilik gördünüz bir kimseye. Onun yaptığı iyilik cinsinden iyilik yapamıyorsunuz, karşılık göremiyorsunuz. Cezakallahu hayran ketira. Evet. Derseniz çok güzel bir karşılık vermiş olursunuz. Ceza Arapçada karşılık demek. İyiye de olur, kötüye olur. Ama Türkçede ceza dedin mi
üzecek şeylere denir ceza diye. Ötekine mükafat denir. Şimdi tabii burada da diyor ki sen zenginsin, adam senin kadar değil, sana bir maddi iyilik yapmış, güzellik yapmış ama sen cimrisin, paranı kıyamıyorsun. Teşekkür ederim, cezakallahu hayran kesira, yok diye, olmaz diye. Yapamazsan bunu söyleyeceksin, başka imkanın yoksa o zaman onun yaptığından daha fazla pembe elini cebine sokacaksın, maddi karşılığına güzel karşılık vereceksin. Bizim dinimizin şeysi bu, gerekleri bu. İnsanlar birbirine böylece sevecekler, kaynaşacaklar. Müminlerin birbirisini sevmesinden de Allah çok memnun oluyor. Ve o müminlerin günahını siliyor, onları aziz ediyor dünyada. Evet, müminler dargın olmayacak birbirine, soğuk olmayacak. Isınması için de hediyeleşmek lazım. İyilik yapınca daha iyi cili iyilikle cevap vermek lazım. Bizim Anadolu'da da söylerler bunu, biliyorsunuz. Tavuk gelen yerden gaz esirgenmez. Bak, bu hadisin tercümesidir o. Gaz daha büyük, biraz daha iyi, büyük verir, esirgenmez. Ne güzel söz. Hadislerin ifade ettiği güzel anlamda böyle bir sözdür o. Yani acizken yapamıyorsan cezakallahu hayran kesira. Teşekkür ederim. Allah sana çok hayır versin beyefendi, hanımefendi, kardeşim diye karşılık verin. Boştan kurtulursunuz, minnetten kurtulursunuz. Hadis-i şerifi Ebu Hureyre Hazretlerinden, Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâle racülü heleken nâsû fehüve ehlekühüm. Evet, şimdi güzel Peygamberimiz insan doktoru. Bizi ne kadar biliyor. Ne kadar güzel biliyor ve bizi uyarıyor. Evet, insanların dindarlıkları eşit olmaz. Bazıdan beş vakit namaza beş daha katar. Geceleri uyumaz. Ne güzel, ne güzel ibadet etmek kötü olur mu? Böyle çok kılar. Teheccüd namazlarını kılar. Zikirler eder. Günde şu kadar bin tesbih çeker. Şu kadar hayırlar eder. Böyle insanlar vardır. Fakat adam bayram namazına geliyor, cuma namazına geliyor, beş vaktin kılmıyor mesela. Ama mümin, bak, namaza geldiğine göre mümin. Veya beş vakit namaz kılıyor, gece teheccüd namazına kalkmıyor. Efendim, akşam namazından sonra evabin namazı var. Bütün peygamberler kılmış muazzam bir namaz. Gece namazı, teheccüd namazının iki rekatı dünyadan daha kıymetli. Peygamberimizin hadisleri var. Efendim, kuşluk namazı iki kılan şöyle, dört kılan şöyle, altı, sekiz kılan şöyle de, o ne kadar övgüler var. O namaza da öyle var. İşte sabah namazını camide cemaatle kılarsan, arkasından da oturup Kur'an okuyarak, tesbih çekerek, işrak vaktine kadar, kerahat vakti çıkana kadar camide namaz kıldığın yerde oturursan, hac, nafile hac, ömre sevabı kazanırsın diye Peygamberimizin müjdeleri var. Arkasından işrak namazı kılıyorsun. Bu nafile hac, ömre sevabı kazanıyorsun. Böyle güzellikler yapıyor adam. Ama adam beş vakit kılıyor, bunları yapmıyor. Veya beş vakit de yapmıyor. Bir cumaya geliyor. Öte sabaha kadar zikreden, teheccüd kılan, efendim duaları, evvabinleri, işrakları hiç geçirmeyen adam, bunlar cehennem kütükleri bunlar. Bunlar bitti işleri. Derse diyor bak Peygamberimiz. Bunların hiç yeri yatağı yok ahirette. İnsanlar yok oldu. Benim gibi şöyle zikretse, sabaha kadar uyumasa falan diye kendine bir şey vererekten. Bunlar cehennem kütüğü bunlar. Öbür tarafta yanacaklar bunlar. İnsanlar helak oldu derse fehu ehlekuhum, onlardan daha çok helak olacak olan odur diyor Peygamberimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de velâ tuzekkü enfusekum, kendinizi temize çıkarmayın ayeti var. Aa, ben arkadaş her sene ömreye giderim,
Haçtım da yaptım, beş vaktimi hiç geçirmemişim kendim bileli. Şu kadar zikir ederim, şu hayırlarda yaptım, camide yaptım, hastanede yaptım. Evelallah ben işi garantiledim dediğin anda diyor Peygamberimiz, en şaşkın adam sensin diyor. Böyle ibadetleri yaptıkça, eğer adam olsa o, hakikaten ibadeti gerçekten yapmış olsa, böyle tadını, zevkini alsa, evet, onların bir iyi işi vardır, güzel bir işi vardır. Allah sınıfı onları geçer ama ben çok kötüyüm ya, bir sürü ayıbım var, kusurum var filan diye iç içi eder durur. Devamını Allah'a yalvarır durur. İyi adam böyle yapar. Peygamberimiz de bunu şöyle yapıyor. Tuğba limen şagalehu aybuhu an uyubin nas. Kendi kusurlarla uğraşıp da başka adamların arada kusur görmeyene müjdeler olsun diyor. Veya da Yunus Emre'nin salınır Tuğba dalları. Allah deyiyor diyor. Cennete gider diyor yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek mümin ibadet ettikçe, zikrettikçe, hayrettikçe benim günahım çok ya. İnşallah bundan karşılar. İnşallah. Umut ediyorum. Allah büyüktür. Yani büyüklenmek de kelime daima boynu bükük. Boynu bükük. Allah'a karşı kusurlu olduğunu itiraf. Gerçek mümin böyle yapar. Onun için Allah'ı bulmuş olan adam böyle yapar. Böyle ben her şeyi yaptım, garantiledim demez. Evet. Ne güzel söylüyor Yunus Emre. Sordum sarı çiçeğe, neden boynun eğridir? Çiçek eğdir derviş baba, özüm hakka doğrudur. Bak bunu söylüyor Yunus Emre. Özü Allah'a bağlı olan adam, ben tamamladım demez. Boynu bükük, Allah kusurumu affetsin ya. Efendim öteki, ya içki içiyor filan ama kim bil Allah'a ne güzel işi var. Ne güzel Allah'ın sevdiği amelleri var. O sınıfı geçer, ben kalırım yolda. Devamlı kendini düzeltmeye, tepeden bakmaya değil, kendini kusurla uğraşmaya bakan adama müjdeler olsun. Öyle demezse, bunlar cehennemlik ya, hepsi boş ver. Bu camiye gelenler sen mümin mi sayıyorsun bunların hepsi? Bunda din iman bile yoktur bunlar da diye. Havalara girerse bir adam, فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ En çok helak olacak olan, aha bunu söyleyen, adamdır diyor. Adamın Allah'ın kullarını küçük görmesi bu sözüyle anlaşılır. Kendini tezkiye etmeyi Allah'ın emrine aykırı hareketimiz buradan anlaşılır. Bu adamın adam olmadığı ortadadır. Şimdi işte tabii bu neye gidiyor? Bunun bugünümüzde çok Türkiye'de, Türkiye'mizde maalesef çok. İşte falanca hocanın peşine takılanlar. Filanca hocanın peşine takılanlar. Gidiyorsun, en güzel Müslüman biziz. Anlar mı? Zavallı, zavallı. Bizim efendi kutup. O zavallı ya, hiç haberleri yok. Bunu duyuyoruz kulağımızda. Zavallı diyor öbür müminlere. Peygamberin hadisini okuyorum. Başkasına zavallı diyen adam, kendisi daha çok zavallıdır diyor. Daha çok helak olacaktır. Ya ehli kıble mümindir. Kıbleye dönüp namaz kılan adama kafir diyemezsin. Kardeşindir diyor. Kardeşin olunca da seveceksin. Böyle tepeden baktın mı Allah'ın gücüne gidiyor. Bak peygamberin de gücüne gidiyor. Böyle diyor en çok helak edecek olan adam budur diyor. Müminlere tepeden bakan adamdır. Şimdi böyle havalara giriyorlar. Bir grup falan hoca, bir grup falan hocanın arkasında. Arkadaş tabii 1,5 milyar Müslüman var. Türkiye'de 72 milyon Müslüman var. İkisini çıkaralım. Tamam. 70 milyon Müslüman var. Bütün 70 milyon Müslümanı bir hocadan, belli bir hocadan okutmak mümkün mü? Senin hocan Ali olacak, benim hocam Veli olacak, ötekin Hasan olacak, ötekinki Ali, Ahmet olacak, Mehmet olacak. Ama hedef ne? Evet. Kur'an bir, Allah bir, Kur'an bir, peygamber bir, kıble bir. Hedef olan rızasını kazanmak değil mi? Hangi hocadan öğrensen öğren, ana hedef Allah'ın rızasını kazanmak. Bunu hiç unutmamak lazım. Onun için sen oradan okumuşsun, ben buradan okumuş. Ama hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz.
Onun için birbirimize destek olmamız gerekirken onlar mı? Zavallı ya, zavallı ya. En güzeli biziz. En güzel, en muhteşem, güzel Müslüman biziz. Bu havada çok adam var ülkemizde. Ötekileri hiç beğenmeyen. Hadis okuyorum efendim. Böylece insanlar işe yaramaz. Zavallı onlar. Diyen kendisi fehve ehleküm. En çok helaka namzet adam olur diyor. Bir de böyle bunu aşırı gider de selam sabah keserse, gruplaşırsa innellezine ferraku dinehum ve kanu şiyan leste minhum fi şeyi. Evet, şu kimseler ki dinlerinde grup grup oldular. Efendim ferraku, tefrika yaptılar, grup grup oldular. Rahmetli Hasan Bahsi Çantay hocamızın tefsirine bakabilirsiniz, mealine. Dipnotta benim söylediğimi de söylüyor. Şeyde de söylüyor, Elmalı Hoca'nın tefsirinde de söylüyor. En'am suresinin 159. ayetin tefsirine bakınız. Leste minhum fi şey, Habibim, onlarla senin hiçbir ilgin yok diyor. Allahu Ekber. Peygamberimizin şefaatine ermek için namaz kılmıyor musun sen? Tesbih çekmiyor musun? Hayretmiyor musun? Böyle başka müminler tepeden bakıp da gruplaşan, onları adam saymayan kimseyle leste minhum fi şeyin, hiçbir konuda ilgin yok onlarla Habibim. Böyle diyor. İnnemâ emruhum ilallah. Onun işi Allah'a ait. Sümme yunebbiyum bimâ kânû yef'alûn. Neler yaptıklarını ben orada onlara hesabını soracağım. Sen böyle dedin diye haber verip gereğini yapacağım Habibim. Senin onlarla işin yok diyor. Ne kadar ağır görüyor musunuz? Onun için müminler günahkar olabilir. Ama müminse kardeştir. Biz onun kardeşlikle kanunların müsaadesi nispetinde namaza alıştıracağız. İçkiyi bıraktırmaya çalışacağız. Kumarı bıraktırmaya çalışacağız. İpleri koparmayacağız. Isınacağız. Kardeşimiz o bizim. Mümin çünkü. İnnemel müminüne ihvah. Müminler ancak ve ancak kardeştir diyor. Günahsız adam var mı? Yok. Peygamberler günahsızdır. Çünkü Allah korumuştur onları. Korumasalar onlar da beşer. Ama peygamber dışında havada uçan evliya olsa yine beşerdir. Bir kusuru vardır. İnsan kusurdan salim olmaz. Onun için kimseye tepeden bakamayız. Evet. Başkalarında ayıp arayamayız. Evet. Kimseye tepeden bakamayız. Yoksa Cenab-ı Hak işte böyle söylüyor. Peygamberi de karıştırmıyor. Kendi de onun hakkından gelecek. İmam Malik Muvatta'ında, Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde, Müslim Sahih'inde, Ebu Davud Sünen'inde, Ebu Hureyre'den nakletmişler. Evet. Şöyle bir hadis rivayette şöyle: İza semi'tum er-racule yekulu helaken nasu fe huve ehlekum. Bir adamın bunlar mı? Bunlar boş ver ya. Bunlar adam olmaz ya. Dediğini duyarsanız bilesiniz ki bunu söyleyen adam kendisi daha çok helaka olmaya namzettir şeklinde ifade edilmiş. Onun için böyle tavırlardan kesinlikle uzak durmak lazım. Bunları söylemek lazım. Bu havalara girmemek lazım. Herkesin bir iyi tarafı vardır. Allah'ın sevdiği bir tarafı vardır. Ama ben çok kusurluyum diye kendi kusurunu düzeltmeye çalışmak lazım. Onu ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.